Herkese merhaba, Anne Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere gelincik şerbeti yapımını göstereceğim arkadaşlar. Bir Osmanlı şerbeti yine. Umarım seversiniz, siz de yaparsınız. Çok ferahlatıcı, rahatlatıcı, ağrı kesici etkisi var. Yaz ayları günleri geçmeden doğada dolaşırken topladığım gelinciklerden size şerbet nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. İsterseniz yapımına hemen geçelim. Doğada dolaşırken topladığım gelincikleri böyle bir tabağa aldım. Yıkamıyorum arkadaşlar onları. Şöyle yapraklarını tek tek koparıyorum. Size gösteriyorum. İçinde siyahlı beyazlı çok güzel böyle kendi deseni var, kendi rengi var. Bu şekilde ayıklıyorum. Ayıkladıktan sonra da o siyahlı olan tarafı koparıyorum arkadaşlar. Orası daha acımsı oluyor. Gülleri aynen gülleri ayıklar gibi gelincikleri de ayıklıyoruz. Anne Atölye kanalı bir hobi kanalıdır arkadaşlar. Farklı şifalı tarifler de mevcuttur. Bir göz gezdirebilirsiniz, tavsiye ederim. Mutlaka herkesin kendine faydalı olabilecek bir video bulabilir. Geri dönüşüm projeler var, kendin yap var, çocuğunuzla ilgili oyuncak fikirleri var. Kendi ihtiyaçlarımdan dolayı yola çıkarak yapmış olduğum tasarımları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Faydalı olmak adına mutlaka bir göz gezdirin diyorum. İlk kez kanala geliyorsanız size faydalı olacak olan bir video bulabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Şöyle içini siyah kısmını koparıyorum. Tek tek çok narin, çok ince yaprakları var. Bu şekilde tek tek ayıklıyorum arkadaşlar, kavanozuma koyuyorum. Ayıkladıktan sonra böyle göstermek istiyorum. Evet, o siyah kısımlarını kopardım ve ellerim, parmaklarım bu şekilde boyandı. Mükemmel doğal bir boyadır aynı zamanda. O kadar saymadım ama epeydir bir 20'ye yakın toplamıştım zannedersem. Biraz limon tozu ilave ediyorum. Evet, biraz fazladan koydum. Şerbet yapacağım için limon tozunun koyarken rengi daha bir güzel ortaya çıksın diye limon tozu koyuyoruz arkadaşlar. İsterseniz limon da sıkabilirsiniz. Bir yarım limon sıkabilirsiniz. Üzerine de temizlenmiş, filtrelenmiş su kullandım. Bu şekilde kavanoza koydum. Üstüne kapağını kapatacağım. Evet, karıştırıyorum. Limon tozunu koyduktan sonra böyle hafiften bir rengini salmaya başladı. Çok güzel bir kırmızı rengi oluyor. Kapağını kapatıyoruz ve sıcak bir yere alıyoruz. Güneşli bir yere alıyoruz arkadaşlar. Mutlaka güneşli bir yerde bekletiyoruz ve bir gün sonra görüntümüz böyle oluyor. Dışarı güneşe alan bir yere koydum ben. Evin önüne. Ve bir gün sonra, hatta yani tam 24 saat sonra değil, yani bir 12-15 saat sonraki görüntü bu. Hava sıcak ve güzelse çok daha çabuk oluyor. Tamamen o rengi tamamen suya geçmiş oluyor. Yaprakları beyaza dönüşmüş oluyor. Şöyle bir süzgeç alıyorum. Sürahiyeme mutlaka bir tülbentten süzün diyorum. Evet, böyle süzüyorum onları. Süzdükten sonra da şekerli su hazırlayacağım. Ferahlatıcı, rahatlatıcı bir etkisi var. Sakinleştirici bir etkisi var arkadaşlar. Yaralara, kan durdurmaya da kullanılıyor. Tamamen çiçeğini kendi haliyle koparıp ezilip yaranın üzerine
bu şekilde lapa halinde yapıp konulabiliyor. Evet, rengini göstermek istiyorum. Tamamen beyaza dönüşmüş ve mükemmel bir boya etkisi var arkadaşlar. O tülbent sonra yıkanmadı. Söylüyorum. Rengi o şekilde kaldı, kırmızı oldu ve şeker kullanıyorum. Şimdi kavanoza şekerli su yapıyorum. Evet, ağrı kesici, sakinleştirici etkisi var. Yaz aylarında, yaz bitmeden, gelincikler bitmeden siz de yapın diyorum. Bir Osmanlı klasiği, yine Osmanlı şerbeti, şekerli su yaptım. Sizin ağız tadınıza göre, kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şekeri iyicene eriyene kadar suda karıştırıyorum. Güzelcene eridikten sonra da onu gelincikli suyuma ilave ediyorum. Mutlaka soğutarak için. Dediğim gibi ferahlatıcı, rahatlatıcı etkisi var. Evet, bu şekilde yaptım, hazırladım arkadaşlar. Ailece içtik, afiyetle tükettik. Gayet rengi çok hoş, çok güzel oldu. Bir tadına bakıyorum. Bir kontrol edeyim. Bence tamamdır. Güzel oldu. Şimdi limonları koyuyorum içine. Biraz daha ekşi arzu edenlere daha fazla limon koyabilirsiniz. Şimdi sunuma geçiyorum arkadaşlar. Denemediyseniz mutlaka öneriyorum, mutlaka deneyin diyorum. Yaz aylarında çok rahatlatıcı ve ferahlatıcı bir etkisi var. Sakinleştirici de bir etkisi var. Buzda ilave ederek, soğutarak da içebilirsiniz, tüketebilirsiniz. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun diyorum. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle.